Deniz Hanım. Ne oldu, bir şey mi var? Yok. Ağrım çok arttı da sizi de uyandırdım ama. Ah, olsun olsun. Ben hemen size bir ağrı kesici bir ilaç bir şey getireyim. Sağ olun, kusura bakmayın. Şimdi durum şu. Kudret bunun peşinde. Dışarıda yakalayıp öldürmeyi planlıyor. Hiç şaşırmadım. Ben sabahtan beri beyefendiye onu anlatmaya çalışıyorum. Soksun beni içeri, indireyim Kudret'i işte, herkes rahatlasın. Ya Azra, bunun şakası bile komik değil. Şaka değil zaten. Ya kızım bir dur ya, bir sus ya. Önce Kudret'in adamını yakalamamız lazım. Böylece hem otel meselesini çözüp hem de kadınları kurtarabiliriz. Ama bunun için senin yardımına ihtiyacımız var. Adamları bir tek sen gördün. Kadınları bir tek sen tanıyorsun. Ne yani, sen şimdi Azra'yı yem olarak mı kullanacaksın? Aynen öyle. Benim için çok okey bir durum yani. Ucunda Kudret'i çökermek varsa niye olmasın ki? Ya Azra, ya bir şey olursa? Ya bu çok tehlikeli değil mi? Ya bak, bu kadın suçsuz mu? Suçsuz. Biz otel işini çözüp kadınları kurtarmak istiyor muyuz? İstiyoruz. Peki bu manyağı Kudret'in olduğu cezaevine sokmak istiyor muyuz? Tabii ki istemiyoruz. Ya sen bana güven. Ben gerekli bütün önlemleri alacağım, tamam mı? Peki. Bak şimdi Azra'yı cinayet zanlısı olarak içeri alırsak plan suya düşer. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Sen de kalsın mı bu gece bu? Ya tabii ki kalabilir de. Ya sen merak etme, söz veriyorum. Bir şey olmayacak, tamam mı? Bana bak. Sen de sakın kaçmaya falan çalışma. Seni her türlü bulurum. Yakarım canını. Anladık dedim. Ben yarın gelip alırım bunu. Eyvallah. Safiye doğru diyor. Bu Kudret meydanı boş buldu ya. Bir fırsatını bulup bizi indirecekler, söyleyeyim. Şu ortalık bir sakinleşsin Hasret. Havada karada indireceğiz biz o Kudret'i. Sen merak etme. Zaten kimi kimsesi de kalmadı yani. Adamların yarısı öldü, Mortingen. Yarısı da hücrede. Ya bir Hacer var, onu da yollarız, ne olacak? Ya Hacer'i geç. İpek hücrede. Nazan ölü. Ayrıca ordusu olsa kaç yazar? Biz her türlü o Kudret'in gırtlağını sıkacağız kanka. Aynen kanka, aynen. Elam selam, Azra ben. İyiyim, iyiyim. İyiyim, merak etme. Şey diyecektim ya. Eğer müsaitsen beni bir yere götürmeni rica edecektim de. Tamam. Ayrıca anlatacaklarım var sana. Tamam, o zaman ben hemen hazırlanıp çıkıyorum. Verdiğin adrese geliyorum. Okey, görüşürüz. Nereye ya? Gideceğin yeri bırakayım istersen. Ha? Markete gideceğim ya, soda bitmiş. Ya bırak bu işleri ya, marketmiş falan. Sen bütün gece burada mıydın, nöbet mi tuttun? Evet, sana güvenmiyorum çünkü. Ama güvenmemem gerektiğini de anladık zaten. Atla. Bu plan çok tehlikeli biliyorsun değil mi? O yüzden talimatlarından çıkmıyorsun. Senin can güvenliğinden de ben sorumluyum. Her bir şeyden şüphelenirsen falan kendi önceliğin sensin, unutma. Merak etme. Cezaevinden yeni çıkmış biri olarak arkamı kollamayabilirim. Eyvallah. İçeri girdiğim zaman gördüm ki dışarıdan çok daha gerçek bir yer. Daha çok savaşmak zorundasın. Daha defansifsin. Ama ben şanslıydım. Bir sürü arkadaşım oldu, kardeşim oldu. Hatta ailemden daha yakın oldular diyebilirim. Takdir edersin ki adaletsiz bir dünyadan geliyorum. Onları korumak için, kollamak için kendi adalet anlayışımı kurmaya çalıştım. Ama işte gençliğimin, öfkemin kurbanı oldum. Bir sürü hata yaptım. Kudret de sağ olsun bütün bu hataları değerlendirdi. O yüzden bir sürü arkadaşımı kaybettim.
Sonra baktım herkes kendi adaletini sağlamaya çalışıyor. Kendi adalet anlayışını. Ama aslında öyle bir şey olmuyor. Başka bir sistem gerekiyor. Bu yüzden de hukuk okudum. Evet. O yüzden merak etme yani. Bu operasyon benim için önemli. Yanlış yapmam. Sonuçta ucunda suçsuzluğunu ispatlama meselem var. Kudretin önünü kesmek. Bu kadın o kadar fazla insanın canını yaktı ki. O yüzden benim için şu an tek motivasyon bu. Tek gerçeğim bu, tek amacım bu. İnsanın amacı olmayınca insanlıktan çıkıyor çünkü. Evet, insanın hayatta amacının olması önemli. Öyle. Ay ya şey, 2 dakika telefonunu kullanabilir miyim? Birini aramam lazım da. Sence? Sen hala kanun kaçarsın. Ben kanun adamıyım. Nasıl olacak? Neyse. Şansımı deneyeyim dedim. İyi yaptın. Kimi arayacaktın? Hasan'ı mı? Bir şekilde denk gelirsen, haberleşirseniz falan söyle. Başı büyük belada. O çocuğun hiçbir suçu kabahati yok. Garibanla uğraşmayayım bence. İşte öyle olmuyor o işler. Öyle olmuyor. Kimi arayacaktın? Şu gazeteci kadını mı? Eylem mi? Nereden biliyorsun? Sandığından daha çok şey biliyorum. Orası öyle. İyi misin? Kötü bir rüya gördüm. Aslına bakacak olursan uzun süredir bu tür rüyalar görüyorum. Deniz. Benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Belki çok geç ama söylemem gerekiyor. Ecem'le ilgili. Söyle. Ben ölümünden kısa bir süre önce Ecem'in mekanında gördüm. Alp'le birlikteydi. Sevgili olduklarını anlamıştım. Sevgili olduklarını ilk sen anladın yani. Bunu sana söyleyip söylememek konusunda çok düşündüm. Birkaç kere dilimin ucuna geldi ama sustum. Sen zaten içerideydin, ne yapabilirdin ki? Ayrıca Kudret seninle uğraşıyordu. Seni tahrik edip olayların daha kötü bir noktaya ulaşacağından korktum. İnsanlar adaleti kendi ellerine aldıklarında neler olacağını kestiremez. Ben adalete güvendim ve konuyu savcıya açtım. O zaman elimden gelen tek şey buydu. Ama şimdi düşünüyorum, ben bir şey yapabilir miydim? Yani Alp'in peşine düşseydim bütün bu olanları değiştirebilir miydim? Değiştiremezdim. Değiştiremezdim. Bak ben kızımı incitmemek, onu kaybetmemek korkusuyla yaptığım hatalar yüzünden buradayım. Ama olan oluyor. Sen benim için elinden gelen her şeyi yaptın. Kulağıma bazı haberler geldi. Sıkı yönetim bugün yarın bitecekmiş. Normale dönecek her şey yani. Bu yüzden çok dikkatli olmamız lazım, çok. Bu deniz tayfa her an her şey yapabilir. O yüzden gözünüzü 4 açacaksınız. Deniz öldü diye rehavete kapılırsanız hepimizi yakarsınız. Bundan sonra hiç kimse yalnız gezmeyecek. Herkes birbirinin arkasını kollayacak. Sen benle. Sen diğerleri Hacer'le.
Biz nereye, siz oraya. Ben nereye gidersem oraya geleceksiniz. Beni yalnız bırakmayacaksınız. Emredersin Kudret anne, sen nasıl istersin? Ha, bana bir şey olur diye korkmuyorum, korkmuyorum. Olacağı varsa olur. Benim derdim, bana bir şey olursa sizin durumunuz ne olacak? Ha, asıl o zaman korkun. Kimse gözünüzün yaşına bakmaz. Neydi o söz? Biriniz. Hepimiz. Hepimiz. Sesi söyle lan. Birimiz, hepimiz, hepimiz, birimiz için. Aferin, bunu unutmayın. Yoksa kurda kuşa yem oluruz, yem. Hasret. Bak hele be. Hayırdır inşallah. Ne oldu, hayırdır hocam? Hasret, buraya yakında normale dönüyor. Yani bu sıkı yönetim süreci her an bitebilir. Ama bu Kudret'in sağa solu belli olmaz bak. Dikkat edin. Bak biliyorum, acınız büyük. Yani canınız yandı. Ama bu kadın manyağın teki. Her şeyi yapabilir. Zaten Deniz de yok. İyice havalanmıştır şimdi. Ben onun havasını indirmeyi bilirim ha. Kızım ben sana ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Sataşmayın kimseye. Bu sizin iyiliğiniz için. Tamam. Tamam sen meraklanma. Hüsnü hocam meraklanma. Hüsnet bak bir delilik yapma, tamam mı? Ya tamam Allah Allah, tamam. Böyle yapınca? Ah çok kötü acıyor. Kırık ya da çatlak olabilir. Hastaneye sevk etmem gerekiyor sizi. Röntgen çekilmesi gerekiyor. Çok kötü oldu bu. Ben gidip sevk kağıdını hazırlayayım. Yalnız siz de fazla vakit kaybetmeden gidin, olur mu? Peki, teşekkürler. Ben hemen yazıp getiriyorum. Yaptıkları şeye bak. Soracağım onu bunun hesabını ikisinden de. Yani çok şaşkınım. Melis ile Oktay'dan hiç böyle bir şey beklemezdim. Oktay'a da yazıklar olsun. Melis koruyor aklı sıra. Hiç beklemezdim. Resmen bitirdiler. Özlem, ikisi için de şikayet tutanağı tutulsun. Lütfen. Ben ilgileneceğim efendim. Siz hiç merak etmeyin. Artık çizmeyi iyice açtılar. İkisine de dur demenin vakti geldi. Görürler şimdi. Biliyorum Erhan abi. Ama zaten artık kararlıyım. Biliyorsun öyle geri dönmek falan yok yani. Hem Deniz abla da böyle olsun isterdi. En başından beri hep yanımda olan, beni cesaretlendiren tek kişi oydu. O yüzden her şey ortaya çıkana kadar mücadele edeceğim. Sen en doğru kararı verdin Pelin. Birlikte aşacağız her şeyi. Sana söz, seni buradan çıkaracağım. Deniz'in gözü arkada kalmayacak. Elimizden gelen her şeyi yapalım. Yani sonuna kadar gidelim. Ben korkmuyorum. Kızlar, bizim acilen bir plan yapmamız lazım. Bu Kudret'i hemen indirmemiz lazım. Yoksa gelip bizi teker teker gebertecek bu kadın. Çabuk olmamız lazım. Çok çabuk. Nasıl yapacağız? Ne yapacağız? Ne? Ha? Ne oldu Pelin? Konuştun mu avukatınla? Konuştuk. Yani harekete geçiyoruz. Ey, haydi. Vallahi helal. E biz de bilelim ne yapacaksınız falan değil mi? Ya gelsenize odada anlatayım her şeyi. Hadi. Pelin. Deniz, baksana şunların güzelliğine. Ah. Al. Deniz kabukları. Çocukken hep deniz kabuklarını toplardım. Hadi ya. Evet, biriktirirdim onları. Böyle iki tane kocaman kavanozum vardı, renkli renkli. Ha, güzelmiş. Ben de denize dalıp dalıp çıkarırdım bunları. Yaptığım kumdan kaleleri süslerdim. Sonra tabii tekmeleyip bozardım. Erkek çocuğu. Senin gibi biri daha önce benim karşıma çıkmadı.
Yani... ben hayatım boyunca hep birileri tarafından kurtarılmayı bekledim. Artık birileri tarafından kurtarılmayı beklemekten vazgeçtiğim anda sen buradasın. Ama ben de şimdi hiç bilmediğim bir yerdeyim. Hiç. Kendimle ilgili hiç tahmin edemeyeceğim bir yerdeyim. Bir eşikten geçtim. Doğru. Bu da yanlış. Ben bir katilim. Ama aslında ben bir katil değilim. Ama hiç tanımadığım biriyim. Eskiye dair hatırladığım, kendimle ilgili hatırladığım tek şey... yalnız olduğum. Aslında Pelin'e düşkünlüğüm Ecem'e benzediği için değil. Bana benzediği için. Ben kendimi görüyorum o kızda. O da yalnız. Çok yalnız. Basına vereceğiz her şeyi. Böylelikle o pisliğin her şeyi ortaya birden çıkacak. Herkes duyacak yani. İkinci mahkemede de söyleyeceğim baskı altında ifade verdiğimi. Tamam da canım benim. Bu adam seni rahat bırakmaz ki. Ya, gazetecileri de korkuda gorsa. Hı? Vallahi elinden geleni yapsın. Yani artık bu işin dönüşü yok. Dışarıda zarar veremese bile içeride Kudret var. Rahat bırakmayacaktır seni. Kudret'e kalmadı o iş. Zaten yakında indireceğiz kareyi. Doğru söylüyorsun. Yapacağız değil mi? Hiç şüphen olmaz. Neyse sen doğru olanı yapmışsın kardeşim. Biz senin arkandayız merak etme. Öyle. Bir şey olursa, başın sıkışırsa falan ilk bize gelelim, tamam mı? İyi ki varsınız ya. Uzun. Seni çok iyi anlıyorum Deniz. Yani Pelin'e olan düşkünlüğünü, diğerlerine bağlılığını çok iyi anlıyorum. Ama bence artık oraya geri dönmemen gerekiyor Deniz. Ne? Yani ben nasıl olur bilmiyorum tabii ama belki bunca olandan sonra seni başka bir hapishaneye nakletmeye karar vermişlerdir. Sen ne demek istiyorsun? Bak Deniz, bence doğru olan başka bir hapishaneye nakledilmen. Ya tek tehdit Kudret olsa tamam ama orada olduğun sürece daha büyük bir tehlikenin altındasın. Ya baksana Azra'ya. Ya dışarıdayken bile... Bir dakika. Azra geldiğinde de zaten sen bir gerildin. Var mı şu Azra karısından bir haber? Aslan! Bana bak lan. O elinizi çabuk tutun oğlum. Yoksa Kudret annem bizi mahveder, anladın mı? Tamam. Okey. İyi misin? İyiyim. Dur. Aysun Hanım, bir bakar mısınız? Of. Dur, yavaştan hareket etme. Aysun Hanım, bir gelir misiniz lütfen? Ağrısı tuttu, yukarı çıkaralım. Tamam, iyiyim, tamam. Sen hareket etme. Aysun Hanım, gelin bir yukarı çıkaralım. Ağrısı tuttu. Gelin şöyle. Aysun Hanım, iyi misiniz? Ters bir hareket mi yaptınız? Evet, kalkarsan. Yavaş. Dikkatli. Ters bir yere basma. Yavaş. Yavaş. Yavaş ol. Sıkı yönetim, mıkı yönetim, boş işler bunlar. Her gün sıkı yönetim mi olur?
Buyurun. Evet. Seni dinliyoruz. Nedir konu? Zerrin Hanım'ın kolu çatladığı için bir haftalığına onun yerine ben vekalet edeceğim. Geçmiş olsun. Nasıl olmuş? Hiç haberimiz olmadı. İttiğiniz için olabilir mi acaba? Efendim? Biz mi itmişiz? Lan koçum! Şimdi değil. Katil! Hasret yapma! Şimdi değil. Dinizde dolaşıyor lan bu koridorlarda ha! Katil! Şimdi değil. Lan Asu, bu ne sinir? Fazla gerilme, koparsın. ama merak etmeyin kızlar. Ben hepinizi teker teker adam edeceğim. Kaptanınız da yok ama ben varım. Ben bunların nesi olsam acaba? Öyle kaptan, ağa, şef, patron filan ben sevmiyorum. Buldum. Ben bunların çoban olayım. Bunlar bile sürü halinde dolanıyor ya, sürü. Ya sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Koyun mu diyorsun bize, he? Yok, inatçı keçiler diyorum. Keçiler ama adam edeceğim ben sizi.